Sevgili seyirciler, BMW'nin elektrifikasyon sürecini burada incelemeye geldik. Çeşme'deyiz. İlk olarak iX3'ü kullanıyorum. Çeşme otobanında Alaçatı ile Urla arasında gidip geleceğiz. Önce iX3, ardından iX'e geçeceğim. Şimdi herkes yola çıktı. Biz de yola çıkalım. Araç çalıştırdıktan sonra kalkıyoruz. Gördüğünüz gibi oldukça sessiz ve ivmelenme mükemmel. Çok iyi bir hızlanmaya sahip. Elektrikli araçların çoğu böyle, biliyorsunuz. Tabii ki burada insanı etkileyen şey bu hızlanmanın yanında sessiz yapısı ve içerideki teknolojik donanımlar. Birçok özellik var. İnsanlara keyif veren, onları eğlendiren, konforunu ve güvenliğini artıran. Artık otomobilden ziyade biz elektromobilite çağında elektronik araçlardan, elektronik tekerlekli cihazlardan bahseder olmaya başlayacağız. Çünkü bünyesinde birçok özellik sunuyor. Bunlar da dikkatinizi çekmiştir. Büyüyen bilgi ekranlarından karşınıza çıkıyor. Şimdi düğmelerin yerlerine de alışmak lazım. Bu tarz araçlarda size tavsiyem, önce aracı iyice bir detaylıca öğrenmek lazım. Hani hangi düğme nerede, ne işe yarıyor, fonksiyonlar neler. Ondan sonra yola çıkmak lazım. Ve tabii ki kişisel ayarlarınızı, ön ayarlarınızı yaparak yola çıkmak lazım. Çünkü yolda giderken ayar yapmaya kalkarsanız gerçekten dikkatiniz çok dağılıyor. Ne neredeydi diye bakayım derken, ayar yapayım derken çizgi dışına çıkmak çok olası. Ama burada da işte günümüzün gelişmiş şerit takip asistanları devreye giriyor. Sizi mümkün mertebe çizgi içinde tutuyor ama yine de tedbiri elden bırakmamak lazım. Bunu bir dipnot olarak söyleyeyim. Şimdi iX3 ile Urla'ya doğru devam edeceğiz. Orada aracımızı değiştireceğiz. Asıl tanıtımı yapılan iX'e geçeceğiz. Bundan ona geçmek, bakalım nasıl bir deneyim olacak, onu da görmek istiyorum. Daha sonra mikrofonumuzu hemen Borusan Otomotiv'in CEO'su Hakan Tifti'ye uzatacağız. Ondan Borusan'ın elektrikli araçlara bakışını, neden uzun zamandır elektrikli araçlara yatırım yaptıklarını, sürdürülebilirlik konusundaki düşüncelerini alacağız ve ondan sonra da tabii ki buradaki testimizi noktalamış olacağız. Evet, rotamızın buraya kadar olan kısmını iX3 ile tamamladık. Şimdi iX'in direksiyonuna geçeceğiz. iX'te birçok özellik var. Birkaç tanesini anlatacağım. Bu bir test sürüşü değil aslında. Ben size burada daha ziyade elektrikli otomobillere geçişi anlatmaya çalışacağım. Borusan'ın, BMW'nin elektrikli otomobillere bakışını anlatmaya çalışacağım ama çok ilginç detaylar var. Gördüğünüz gibi böbrek yapısı iX'te kendini başka bir formla karşımıza çıkıyor. Yani o alıştığımız böbrek yapısından ziyade burada düz bir cam var. Dikkatinizi çekmiştir umarım. Tam ortada kamera var ve bunun hemen altında radar var. Radar aşağıdayken biraz daha yukarı alınmış. Peki buraya gelen taşlar, izler ne olacak diye hepimiz merak ediyorduk. Onun da cevabını şöyle aldık. Oda sıcaklığında 24 saat geçtikten sonra bu malzeme kendi kendine onarabiliyor. Kendi kendini tamir edebiliyor ve tekrar düzleşebiliyor. Burada çok özel bir malzeme kullanılmış. Onun ötesinde yine bu bölümde iki tarafta çok gözle göremediğimiz ama şu dikkatle baktığımızda rezistansları görüyoruz. Çünkü kışın burada buzlanma veya kar birikmesi olursa radar o zaman çalışmayacak duruma gelebilir. Bu da tehlike yaratabilir. Onun için radarın her zaman aktif olması için, özellikle bu bölümdeki radarın, burada rezistanslar var. Bu bölüm ısıtılarak donması veya kar birikmesi engelleniyor. Sadece burada değil, radarlar bu ön bölümün tamamında kendine yer bulmuş durumda. Bu aracın yine çok önemli özelliğinden bir tanesi, bu ön kapıyı, kaputu açmıyoruz diğer araçlarda olduğu gibi. Buradaki BMW logosu bastırdığımızda işte buradan silecek suyunu koyabildiğimiz yer. Sadece silecek suyunu koymak için buradaki logoyu kullanıyoruz. Aracın en önemli detaylarından bir tanesi ise aerodinamik yapısı. 0.25 serilik bir sürtünme katsayısına sahip. Çok iyi bir aerodinamik yapı bu. Böyle bir cüsseden böyle bir sayının çıkması gerçekten etkileyici. Bu da ne yarıyor? İşin verimliliğine yarıyor.
Jantlara baktığımızda gördüğünüz gibi kocaman, neredeyse bir tencere kapağını andırıyor. 275, 40, 22, 21 de değil, 22 inçlik jantlar kullanılmış. Tabii ki sürtünme direnci düşük lastiklerle beraber EX de yerini almış. Ön tarafta buradaki bölümler gördüğünüz gibi yine aerodinamiğe katkı sağlayacak şekilde tasarlanmış komple. Altında, bataryaların altında da yine düz bir zemin oluşturulmuş ki sürtünme hava direnci aza indirilsin. Aynalar keza öyle. Gördüğünüz gibi geniş bir yapısı var. Bu da yine aerodinamide sürtünmeyi azaltacak şekilde tasarlanmış. Kapıları görüyorsunuz. Kapılar da farklı bir yapıda. Yine düz. Elinizi içine attığınız anda aynı bagaj kapağını açar gibi içerideki o alana dokunduğunuzda kapı açılıyor ve gördüğünüz gibi cam neredeyse yarıya kadar iniyor. Bu şekilde araca bindikten sonra kapıyı kapatıyorsunuz. Cam tekrar kapalı hale geliyor. Şöyle yavaş yavaş arkaya doğru gelelim. Gördüğünüz gibi yapıda çok fazla girinti çıkıntı yok. Daha akıcı çizgiler var. Önde arkada çok görüşü aydınlatan, netleştiren, iyi bir görüş sunan lazer farlar var. Arkada da yine karakteristik çizgilerle bu bütünleşmiş durumda. Gece de çok iyi bir görünüm sunuyor. Bu logonun altında da işte bagaj kapağını buradan açıyoruz. Burada da görmüş olduğunuz gibi kamera var. Kameralarda bir başka detay daha var. Onu da söyleyeceğim. Fıskiyeler var bu kameraların temiz kalması için. O da ShyTech teknolojilerinin bir özelliği. Şimdi bagaj kapağını açtığımızda göstermek istediğim konu burasıydı. Gece açtınız. İşte burada gizli kalmış, yine gizlenmiş bir stop grubu var. Bu ışıklar sayesinde gece aracın arkasının kör bir şekilde kalması engelleniyor. Siyah olarak gözükmesi engelleniyor. Bu ışıklarla aracın gözükmesi sağlanmış. Gördüğünüz gibi bagaj kapağımızı kapatalım. Bir aracın arka koltuklarına kısaca bakalım. Ondan sonra da ön tarafa geçeceğiz ve dönüş yolculuğumuza çıkacağız. Evet, arka kapıyı da açtığımızda cam aşağı doğru indi. İç bölümlere bakıyorsunuz. Gövdesinin karbon yapısını burada görmek mümkün. İşte bu da onun hafiflemesini sağlıyor. Hem de sağlam olmasını sağlıyor. Şimdi arkaya binelim. Evet, arkaya bindim. Arkaya oturduğunuz arkada çok geniş, ferah bir alan sizi karşılıyor. Ve tabii ki ön koltukların yapısı dikkatinizi çekiyor. Ön kafalıklara yerleştirilmiş müzik sistemi burada mevcut. Ve 2 adet USB-C Type-C adlandırdığımız giriş var. Hem sol hem sağ tarafta. Yine burada o güzel müzik sisteminin kolonlarını görüyoruz. Arkası dediğim gibi çok rahat. Klimayı görüyoruz. Koltuk ısıtmaları görüyoruz. Tasarımsal anlamda da oldukça güzel ve ferah. Camın da bir özelliği var. Bu cam da kendi kendine kararıyor. Ne kadar ışık geçirmesi gerekiyorsa içeri. Onu kendi ayarlıyor. Dolayısıyla burada ekstra bir perdeye gerek duyulmamış. İniş binişler oldukça rahat. Camlar kendi kapandı ve artık direksiyona geçmenin zamanı. EX3'ten sonra şimdi EX'in direksiyonundayız. Yola koyulduk. Tekrar geri döneceğiz aynı rotadan ama bu sırada ben size aracın içinden biraz bahsetmek istiyorum. Gerçekten ilginç detaylar var. Özellikle direksiyondan başlayalım. Direksiyonun yapısı alışa gelmiş olduğumuz hani o yuvarlak direksiyon simidi, sportif olanlarda altı düzleştirilmiş direksiyon simidi hiç onlardan değil bir kere. Çok farklı, tamamen köşeli, böyle altıgen bir yapısı var. Alt taraf biraz daha düzleştirilmiş ama hafif oval. Yanları görüyorsunuz, buraları böyle düzeltilmiş. Şimdi bunun nedenini açıklayacağım. Çünkü böyle bir direksiyon yapmalarının sebebi tamamen sürücünün buradaki ekranı ve yandaki ekranı görmesi. Bu bölümü biraz daha yukarıda tutup, biraz daha geniş tutup sürücünün gösterge paneli görmesi sağlanmış. Yan tarafta düzleştirilerek buradaki medya ekranı görmesi sağlanmış. Şimdi buraya bakacak olursak medya ekranı yana doğru uzanıyor. Hafif kavisli ve sürücü odaklı. Yani çok net bir şekilde siz buradaki bilgileri görebiliyorsunuz. Siz görürken aynı zamanda yanda oturan yolcu da bu ekranı görebiliyor ama dediğim gibi sürücü odaklı bir tasarım net bir şekilde karşımıza çıkıyor.
İçerideki malzemelere baktığımızda klasik o BMW kalitesini araçta görmek tabii ki mümkün. İçeriğinizde aynı kokuyu alıyorsunuz. Sessizlik iX3'teki gibi çok sessiz, ivmelenmesi çok keyifli. Gaza dokunduğunuz anda araç hızlanıyor. Yine bunda da sürüş modları var. Normal, eco ve sport modlarını bunda da kullanabiliyorsunuz. Burada bir kristal işçiliği gibi düğmeler görüyoruz. Çok şık olmuş. Tabii aracın değerini biraz daha arttırmışlar bu görselle. Bu bölüme baktığınızda yine BMW'nin alışagelmiş olduğunuz düğmelerini görüyorsunuz ama yine bunlar da biraz daha böyle şık, elegan bir şekilde tasarlanmış. Kol dayama bölümü geniş, iki tarafı birbirinden ayırıyor. Koltuklarsa aynı evdeki oturma koltuklarını andırıyor diyebilirim. Geniş ve rahatlar. Koltuk ayarlarını elektrikli olarak yapabiliyorsunuz. Hafızaya da buradan alıyorsunuz. Dolayısıyla kendi ayarınızı hemen tekrar eski konumuna getirmek çok kolay. Çerçevesiz aynamız var. Bu aynanın altında yine burada radarlarımız, sensörlerimiz, birçok şey var. LED aydınlatmalar var üste baktığımızda. Bunlar da aracın çok şık gözükmesini sağlıyor. Evet, elektrikli araç kullanmak nasıl bir duygu derseniz, çok konforlu bir duygu bir kere. Çok rahat ediyorsunuz ve araç yol üstünde kayarak ilerliyor adeta. Çok sessiz bir yapısı var. Tabii bu aracın marka ve modeliyle de alakalı. Şu anda buraya kadar geldik. Biz bu araçta dönüyoruz. Bu aracın %76 bataryası kalmış. Onu da buradan görebiliyorum ama daha detaylı bilgileri bu orta konsoldan görmemiz mümkün. Bu araçla ilgili aslında size saatlerce bir şeyler anlatabilirim. Birçok özelliğe sahip ama şimdi sözü daha fazla uzatmadan hemen varış noktamıza gidelim ve mikrofonumuzu Hakan Tifti'ye uzatalım. Bakalım BMW gelecek jenerasyonlarla ilgili sürdürülebilirlik konusunda neler yapmayı planlıyor, kendisinden dinleyelim. Sevgili seyirciler, çok güzel bir rotada, çok keyifli bir otomobil kullanarak buraya kadar geldik ve Hakan Tiftik şu anda yanımızda. İlk sorum şu, bu kadar konforlu olmak zorunda mı? Evet, zorunda. Buna lofty diyorlar, lofty feeling. Yani kendinizi sanki oturmadığınızda oturmuş gibi hissedebilmeniz için gerçekten çok konforlu, çok rahat. Şimdi şunu sormak istiyorum, araçta da anonslarda söyledim, BMW sürdürülebilirlik konusuna çok fazla yatırım yapıyor ve uzun süredir bunun üzerinde çalışıyor. Neden elektrikli otomobillerde bu kadar ısrarcısınız? Neden bu kadar yatırım yapıyorsunuz? Elektrikli araçlardan beklentiniz nedir? Ve buradaki amaç nedir? Yani marka olarak neden bu kadar diğer markalarda yatırım yokken sizde vardı? Birçok model ağınıza baktığımızda birçok elektrikli araç görebiliyoruz. Bu yatırımların sebebi nedir? Şimdi şöyle bakmak lazım. Tabii tüm dünyada bir dönüşüm var. Bu sadece hani Türkiye'de veya BMW'de değil, tüm dünyada elektrikli otomobiller sürdürülebilirlik kapsamında sıfır emisyonlu otomobiller olarak ön plana çıkıyor. Biz Borusan Otomotiv olarak 2012 yılında ilk elektrikli aracın çıkmasıyla, i3, BMW'nin i3'ü çıkmasıyla hemen harekete geçmiş ve o günden bugüne de hangi sıfır emisyonlu elektrikli veya hibrit araç modellerinde bizim tanıttığımız veya Türkiye'ye getirdiğimiz modellerde çıktığı zaman mutlaka Türkiye'ye getirdik ve müşterilerimize buluşturduk. Buradaki bizim vizyonumuz, Borusan Otomotiv olarak sürdürülebilirlik vizyonumuz şu: Türkiye'deki otomotiv dünyasındaki elektrikli dönüşüme öncülük etmek. Bu ne anlama geliyor? Çok daha fazla araba satalım, çok daha fazla araba getirelim değil. Tüm ekosistemdeki paydaşlarla beraber ortak neler yapabiliriz? Bunun tabii ki şarj altyapısı, enerji sağlayıcısı, regülasyon koyucusu, müşteri, tedarikçi, herkesle beraber ortak ne yapabiliriz? Daha fazla Türkiye'deki elektrikli araç satışını veya sıfır emisyonlu araç satışını arttırabiliriz. Asıl hedefimiz bu. Özellikle elektrikli araç kullanıcılarının neye dikkat etmesi gerektiği ve ne beklemesi gerektiği konusunda neler söylersiniz? Çünkü spor bir otomobil alan kullanıcı illa aklında hep sürat mantığı var. Yani gazlayalım gidelim mantığı var ama elektrikli otomobil aslında bu demek değil. Ne oluyor? Bunu şimdi anlatabilir miyiz? Şimdi şöyle düşünmek lazım. Birincisi, sürekli artan bir tabii ki talep ve satıştan bahsediyoruz. Elektrikli araçlar tüm dünyada. Hiçbir yerde, dünyanın hiçbir yerinde şu anda altyapı bu elektrikli araçlara hazır değil.
yakalamaya çalışıyor diyelim ve bu dönüşüm boyunca da hep yakalamaya çalışacak. Bu bir süreç. Mutlaka bu süreç devam edecek. Şimdi şunu düşünmek lazım. Biz elektrikli araçları tabii ki elektrik motoru ve ürettiği torktan dolayı çok hızlılar. Ama elektrikli araçları niye alıyoruz, niye kullanıyoruz? Çevreye olan saygımız, çocuklarımıza bırakacağımız dünya için yapacaklarımız diye düşündüğümüz zaman ben bir elektrikli araç sevdalısı olarak diyeyim, şunu düşünüyorum. Aracı nasıl kullandığınız aslında o aracı, sıfır emisyonlu aracı almanızla örtüşmesi lazım. Yani elektrikli aracı kullanırken de ne kadar az enerji sarf ederim de, ne kadar az şarja ihtiyacım olur düşüncesi olması gerekiyor. Yani elektrikli aracı kullandınız, keyfini gördünüz. Yani böyle çok hızlı basmadan da çok keyifli, çok huzurlu, sakin, güzel bir seyahat deneyimi elde edebiliyorsunuz. Ben gelecekte, yakın gelecekte tüm kullanıcıların böyle hissedeceğine inanıyorum. Madem sıfır emisyonlu bir araç aldım, hiç olmazsa bunu kullanırken de o çevre bilinciyle ona göre kullanayım, ona göre davranayım diye düşüneceklerini ümit ediyorum, düşünüyorum diyebilirim. Dünyanın yaşadığı pandemi ve hemen arkasından gelen çip krizi tüm otomotiv sektörünü aslında dünyayı etkiledi. Birçok elektronik eşya üreticisi, buna işte telefonlar, tabii, tabletler, buzdolapları, işte televizyon, her şey aslında dahil. Biz sadece otomotiv konuşuyoruz ama çok geniş bir kapsamda bir, evet, etkileme oldu. Nasıl değerlendiriyorsunuz 2022'yi? Sizce bu kriz, pandeminin ardından gelen bu çip krizi nasıl sonuçlanacak? 2020'de otomotiv satışları nasıl etki edecek? Vallahi yani zor bir soru bu, kolay bir soru değil. Tabii ki üreticilerimize sürekli iletişim halindeyiz. Ne zaman daha biraz daha planlamada daha eskisi gibi 5-6 ay ötemizi görebileceğimizi hep konuşuyoruz. Tabii tüm dünyada dediğin gibi sadece otomotiv değil bu. Birçok sektörde çipin veya yarı iletkenlerinden dolayı üretim ve tedarikte sıkıntılar var. Bu sektörün uzmanları, ilgilileri ve analistlerinin yaptıkları öngörülerde 2022 yılında da benzer sıkışıkların devam edeceği, 2022'nin sonuna doğru belki ikinci yarısında yavaş yavaş dengeye gelmeye başlayacağını düşünüyorlar. Ama bunların her biri birer öngörü. Siz ne kadar etkilendiniz? Marka herkes olarak kadar biz de aynı şekilde etkilendik. Bugüne kadar elimizden geldiğince yani müşterilerimizi memnun etmeye çalıştık. Yani önümüzdeki dönemde ne kadar tam olarak net bir şey söylemek çok zor. Hani elimizden yine geldiğince mümkün mertebe alabildiğimiz kotalar da dahilinde tekrardan müşterilerimizi, araçlarımızı buluşturacağız. Evet, biz yeni araçlarla ilgili ve gelecekle ilgili bilgileri Hakan Tiftik'ten aldık. Gördüğünüz gibi bir markanın geleceğe bakışı, sürdürülebilirliğe, çevreye ve dünyamıza olan saygısını buradan görüyoruz. Yeni araçlar bu şekilde, artık bundan sonra hep elektrikli araçları ve çevre bilincini konuşmaya devam edeceğiz. Tabii ki üretimler arttıkça da hayatımızın bir parçası olacak. Ondan sonra da otonom araçlarla ilgili testlere hep beraber başlayacağız. İnşallah, inşallah yakında ona da başlayacağız. Evet, çok teşekkür ediyoruz Hakan Tifti'ye böyle güzel bir organizasyona, marka olarak imza attıkları için ve bizi burada ağırladıkları için ve böyle keyifli bir otomobilde kullanma şansını bize sundukları için. Başka testlerde buluşmak üzere.